Merhaba arkadaşlar. 10. dersimiz Mücerret ve Mezidül El Mezidü Fi, yani yalın ve ziyadeler. 4 tane başlığımız var aslında. Nedir onlar? Evet, şöyle kalemimizle seçelim. Arkadaşlar, sülasi mücerret, sülasi mezid, rubai mücerret, rubai mezid diye 4 tane grubumuz var. Mücerret yalın demek, içinde ziyade harf bulunmayan demek, mezit de ek almış fiil demek. Kelime kökü itibariyle ek almamışsa, 3 harf ise de 4 harf ise de mücerret diyoruz. Üçlere sülasi mücerret, birinci grup. Üçüncü grupta rubai mücerret. İkinci ve dördüncü grupta da kök harflerinin dışında ziyade harf bulunduğu için mezit diyoruz. Alime sülasi mücerret, e'leme sülasi mezit. Kerume sülasi mücerret, kerreme sülasi mezit. Sara'a sülasi mücerret, sara'a sülasi mezit. Bakın ziyade harfler kendini gösteriyor. Sarafe sülasi mücerret, in sarafe sülasi mezit. Kök harfleri aynı olduğu için bu da sülasi oluyor. Cema'a sülasi mücerret, içtema'a sülasi mezit. Gafara sülasi mücerret, istagfara sülasi mezit arkadaşlar. Dört harflere geçtiğimizde dahraca rubai mücerret, tedahraca rubai mezit. Vesvese rubai mücerret, tevesvese rubai mezit. Bakın, vesvese, te, vesvese, zelzele, te, zelzele, belvele, te, belvele, harceme, ihranceme. Ziyade harfleri çıkardığımızda kelime kökünü bulabiliyoruz. Yani, kısacası fiiller ya sülasidir ya rubaidir. Sülasi ve rubailer ya mücerrettir ya mezittir. İzahata bakıyoruz. Teemmel dikkat et. El-ef'ale fiillere, birinci örnekteki fiillere. Tecid ha onları bulursun. Alâ felâteti ahrufin üç harf üzere olduklarını görürsün. Ve leyse fîhâ yoktur içerisinde. Harfun zâidun alel asli. Asıl üzere ziyade harf yoktur. Fe ahrufuha bütün harfleri. Kulluha hepsi asliyetun aslidir. Ve bizerike bu nedenle ta'lamu sen bilirsin. Ennel fi'le huna sülasiyyun mücerredun ani ziyade. Ziyadeden soyut üç harfi olarak görürsün. Thümme sonra teemmelha fil emtiletis taniye. İkinci satırdaki örneklerde dikkat et diyor. Tecidha görürsün. Kad zide aleyha ba'dun ahrufi. Bazı harflerin fazlalaşmış olduğunu görürsün. Ve bizalike bu nedenle ta'lamu sen bilirsin ennel fi'le fi'l huna burada sülasiyyun mezidun fi. İkinci grupta mezittir. Sülasi mezittir. Kökü üç harfi olduğu için sülasi diyoruz. Ve teemmelil ef'ale fiillere dikkat et. Üçüncü satırda görürsün onları dört harfi olarak görürsün. Ve leyse fiha harfun zaidun alel asli. Asıl üzere ziyadeleşmiş bir harf göremezsin. Diyenle ki çünkü sen eğer hasfedersen minha oradan harfen bir tane harf hasfedersen lem yebke leha ma'nen anlamı kalmaz. Anlamı kalmaz. Ve bir der ki bu nedenle te'alemu sen bilirsin. Ennel fi'ale hüna buradaki fiiller rubaiyyun mücerredun ani ziyade. Ziyadeden soyut rubai görürsün. Üçüncü satırdan bahsediyoruz arkadaşlar. Sümme sonra ila teemmelteha onlara dikkat edersen dördüncü misalde onları görürsün kad zide aleyha üzerlerinde ziyadeleşmiş ba'dul ahruf bazı harfler ve bir derdike bu nedenle te'alemu sen bilirsin ennel fi'le huna burada fiile ruba'iyyun mezidun fi ruba'i mezittir arkadaşlar o da dördüncü satırdı şuraya dikkat ediyoruz burada bir yazım hatası karşımıza çıkacak onu da düzelteceğiz birazdan. Ve ıza eradte sen dilersen en ta'rife bilmeyi el muzari'a vel emre. Muzarif ve emir küplerini öğrenmek istersen hel huma mücerredani ev mezidun fihima. Mücerred midir yoksa mezid midir? Bunu görmek istersen ferci' huma onları döndürürsün ila madihima. Maziye çevirirsin. Fe in vucide fi ahadihima. İkisinden herhangi birinde bulunursa ba'da rucu'ihi ila madihi onu maziye dönüştürdükten sonra bulunursa ne bulunursa harfun zaidun ziyade bir harf bulunursa
فَهُوَ مَز۪يدٌ فِيهِ O mezidun fi olur arkadaşlar. Ne anlatıyor burası? Müzari fiilde veya emir kipinde mücerret midir, mezit midir sorusunu sorduğumuzda bunları maziye çeviririz. Mazisinde ziyade harf varsa mezittir. Yoksa mücerrettir arkadaşlar. Örnek يَذْهَبُ اِذْهَبُ Bu mücerret örneği, birazdan aşağıda da şurada yazım hatası var ama orada da mezitleri göreceğiz. يَذْهَبُ مُزَارِ اِذْهَبُ emir. Bu mücerrettir. Niye? لِأَنَّ مَعْضِهِمَا Çünkü ikisinin madde mazisi وَهُوَ ذَهَبَ Zehebe olan mazisi لَيْسَ ف۪يهِ حَرْفٌ زَائِدٌ İçinde ziyade harf yok. O zaman يَذْهَبُ مُجَرَّتْتِرْ اِذْهَبْ مُجَرَّتْتِرْ Çünkü içinde ziyade harf yoktur. Müzaret harfi onu mezit kılmaz. Sadece maziyi müzareye dönüştürür. Emir kipinin başına gelen hemze sakinle başlanılmaması için getirilmiştir. Ona ziyade harf demiyoruz. Ziyadedir ama bu fiili mezit kılmıyor. Emir kipine dönüştürüyor sadece. Peki bu ikisine mücerret dedik çünkü mazisi olan zehebe mücerrettir. Şurada bir yazım hatası var arkadaşlar. Bu tukrimudur. Tukrimu uşedde falan bunlar yanlış. Tukrimu müzari fiildir. Bu da ekrim. Emir kipi olacak bu da arkadaşlar. Şurada hata var. Ekrim. Tukrimu ekrim. Biri müzari fiil, birisi emir kipi. Bunlar mezittir. Neden mezittir arkadaşlar? لِأَنَّ الْمَاضِيَ Çünkü mazisi, وَهُوَ اَكْرَمَ Ekreme olan mazisi فِيهِ حَرْفٌ زَائِدٌ عَلَى الْأَصْلِ İçinde asıl üzere ziyade olan bir harf var. O da hemzedir. Çünkü bunun aslı kerumedir. Kelimenin en kökü kerume. Mazisi sonra ekremeye dönmüş mezit diyoruz. Kerume mücerrettir. Ekreme mezittir. Tukrimu ve ekrim fiilleri, birisi müzari, birisi emir. Bunlar da ekremenin müzari ve emir yapıları. Ekreme mezit olduğu için tukrimu ve ekrim fiilleri için de biz mezit diyoruz arkadaşlar. Umarım anlaşılıyordur. Kaidesi ne? Fiil diyor asıl itibariyle bir hasebil asli asıl itibariyle ya sülasidir ya rubayidir. Fiillerimiz asıl itibariyle ya sülasidir ya rubayidir. Kök harf itibariyle ya mücerrettir ya mezittir diye de ayıracağız birazdan. Ya sülasidir ya rubayidir. Sülasi ne demek? Rubayi ne demek? Sülasi nedir arkadaşlar? Ma o fiil ki tekunu olur ahruful asliye. Asliye harfleri telafeten. Üç tane olandır. Alime, e'leme gibi. Alime üç harfidir. E'leme dört harfidir. Alime'ye sülasi mücerret diyeceğiz. E'leme'ye sülasi mezit diyeceğiz. Ama ikisi de sülasi. Çünkü kök harfleri üç tanedir. Rubayi ne demek? Ma o fiil ki tekun olur ahruful asliye. Asli harfleri erba'aten. Asli harfleri dört tane olanlara rubayi denir. Dehrece, tedahrece gibi. Dehrece asli harfler zaten hepsi. Dehrece. Tedahrece'deki t'yi çıkardığımızda asli harfleri dehrecedir. Birincisi rubayi mücerret, ikincisi rubayi mezit olacak. Evet. Üç ve dördüncü örneklerde görebilirsin bunları diyor. Ve kullun minhuma bütün sülasi ve rubayiler imma mücerredun ya mücerrettir ve imma mezidun fih ya da mezittir. Peki mücerret ne demektir? Mezit ne demektir? Mücerret ma o fi ki kânet ahrufu mâdîhi mazisinin harfleri kulluha hepsi asliyeten asli olanlardır. Bütün harfleri asli ise ona mücerret diyoruz. Üç harfli veya dört harfli fark etmez. Üç harfli ise sülasi mücerret, dört harfli ise rubayi mücerret diyeceğiz. Gafara zelzele gibi. Gafara sülasi mücerret, zelzele rubayi mücerret. Birinci ve üçüncü örneklere bakarsan görürsün diyor. Mezit ne demek? Vel mezidu fi ma o fiil ki kâne ba'du ahrufi mâzihi mazisinin bazı harfleri zâiden alel asli, asıl üzere ziyade olandır. Ekreme zelzele, tezelzele gibi. Ekremenin e'si fazla, tezelzelenin t'si fazla. Ekremenin aslı kerume. Dolayısıyla ekreme sülasi mezit. Tezelzele rubai mezit. Kök harfleri 4 olunca rubai diyoruz. Evet.
İkinci ve dördüncü örneklere bakarsan konuyu daha iyi anlarsın diyor yazarımız. Sülasi mücerred, aynı kavramları söylüyor arkadaşlar. Mücerredü sülasi, mücerredü rubai. Yani üç harfli mücerred ne demek, dört harfli mücerred ne demek? Ma ufiki tekun olur, ahrufu mazihi telâteten. Mazisinin harfleri üç tane ise, la zâide aleyha, üzerinde ziyade harfi yoksa, bunlara mücerredü sülasi denir. Sülasinin mücerredi, mazisi üç harfli, ziyade harf almamış. Birinci örnekte olduğu gibi. Peki, rubai mücerred ne demek? Ma ufiki tekun olur, ahrufu mazihi, mazisinin harfleri erbaaten, dört tane olandır. La zâide aleyha, içinde ziyade harf yok. İkinci örnekte olduğu gibi arkadaşlar. Yukarıda. Mazisi dört harfli olup ziyade harf barındırmıyorsa rubay mücerred diyoruz. Pekala, şuraya dikkat ediyoruz. Emme inkânet ahrufu mâdihi erba'aten. Ama diyor mazi harfleri dört olursa ve leyset kulluha asliyeten, hepsi asli değilse, içinde ziyade harf var, bununla beraber dört tane ise el bilekiz kâne ba'duha zâide, bazıları ziyade ise alel asli asıl üzerine, ne gibi? Ekrame gibi. Dört harfli ama içinde ziyade harf varsa feleyse mücerreden rubaiyen, buna rubai mücerred denmez. Bel bilekiz huve o sülâtiyyün mezidün fî, sülâsi mezittir arkadaşlar. Pekala. Vel mezidü fî ale sülâti, sülâsinin üzerine mezit olan huve bu mazide ala ahrufihil asliyyeti telâteti, üç tane olan asli harflerin üzerine zide ziyadeleştirilendir. Harfun vahidun, bir tane harf ziyadeleştirilendir. Örnek ekreme. Av harfani, ya da iki tane harf ziyade olandır. Mislu in kesara gibi. İki tane harf ziyade almış. Eliflerinin ziyadedir. Kelimenin kökü kesara. Av selâtetu ahrufin, üç tane harf ziyade olandır. İstagfara gibi arkadaşlar. İstagfara gibi. Elif, sin ve te ziyadedir. İkinci misale bakarsan görürsün diyor. Vel mezidu fi ala rubai. Rubai'nin mezidi nedir peki? Ma ufiki zide ala ahrufi'l asliyetil erba'a. Dört tane olan asli harflerin üzerine ziyade olandır. Harfun vahidun, bir harf. Ne gibi? Tedahrece. Aslı dehrecedir. Rubai mezid, bir harf ziyade almış. Ev harfani, ya da iki tane harf ziyade alıyor. İhranceme gibi. Kelime kökü harceme. Eliflerinin ziyade arkadaşlar. Şu ikisi ziyade. Evet, dördüncü örneğe bakarsanız bunu da görürsünüz diyor yazarımız. Alıştırması neydi bunun arkadaşlar? Aşağıda gelecek olan kelimelerden diyor, sülasi mücerredleri beyan et. Sülasi mezitleri beyan et bir harfle ya da daha fazla harfle. Bir harf ziyade almış ya da daha fazla harf ziyade almışsa bunları beyan et. Rubai mücerredleri beyan et. وَالْرُبَاعِيَّ الْمَزِلِ فِي بِحَرْفِ لَوْ اَكْتَرْ. Bir veya birden fazla harf ziyadesiyle rubayinin mezit olmuşlarını açıkla diyor. Aşağıdaki örneklerden yapacağımız iş arkadaşlar, sülasi mücerred, sülasi mezit, rubayi mücerred, rubayi mezitleri tek tek ifade etmektir. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Teşekkür ediyoruz.